Bak Zehra, sen bana inansan bile ailem benim gerçek kimliğimi öğrendiğinde onları kaybetme noktasına geleceksin. O zaman her şey için çok geç olacak. Benim artık bir şeyler yapmam lazım, anlaşıldı. Ne demek bu? Artık hayatından çıkmam lazım Zehra. Şu dakikadan sonra benim varlığım sana zarar verecek. Gitmem lazım. Gitme. 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 Zehra, sen... Evet. Biliyorum Kara Faruk olduğunu. Gördüm seni. Maskeni çıkarırken gördüm. Sen hep yanımdaydın benim. Hep destek oldun. Niye gizledin, niye sakladın kendini bunca zaman? Gizledim mi? Kaç kere söyledim Zehra sana? Söylemişmiş. Ben seni yakalayınca söyledin. Hocam bu maskeyi nereden buldunuz? Yakalamasaydım benimle oynamaya devam mı edecektin? Yakaladın da ne oldu Zehra? İnkar mı ettim? Açık açık söyledim Kara Faruk oldu. Ama sen ne yaptın? Kara Faruk. Siz Kara Faruk. Neden inanmadın bana Zehra? Nasıl inanabilirdim sana kertenkele? Kertenkele olduğunu bile bilmiyordum. Kendi halinde bir hoca zannediyordum seni. Nereden bilebilirdim Kara Faruk olduğunu? Benim kahramanım olduğunu? Aşık olduğum... Aşık olduğun adam olduğumu. Ama sen yine oynamaya devam ettin. Ne düşünüyordun söylesene. Eğleniyor muydun benimle? Saçmalama lütfen Zehra. Ben Kara Faruk olduğumu sana söylediğimde sen ne yaptın? Dalga geçtin benimle, alay ettin. Cesaret edip bir daha sana söyleyemedim ki. Zehra. Ben seni seviyorum. Evet Betül Hanım, bekliyorum. Bana Ziya Hoca'nın kim olduğunu söyleyeceksiniz. Semih Bey, ben bunu size gerçekten söyleyemem. Lütfen beni anlayın, lütfen. Asıl siz beni anlayın Betül Hanım. Bu herif bana kaç defa saldırdı ya. Şimdi onu şikayet etmemem için uğraşıyorsunuz. Hayır, bu adam sizi niye bu kadar ilgilendiriyor, ben anlamıyorum. Semih Bey. Bakın, sakın bana mahallemizin hocası, o yüzden saygı duyuyorum falan demeyin. Bu ondan öte bir şey. Lütfen ısrar etmeyin, lütfen, ne olur. Peki. O zaman ben kendisini şikayet ediyorum. Hayır, hayır, durun. Ne olur şikayet etmeyin, tamam. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim.
Semih Bey, Ziya Hoca benim öz abim. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum Zehra. Gökyüzünün mavisinden daha güzel olan o mavi gözlerine kapıldığım o günden beri. Kalbimin tek sahibi olduğun o andan beri seviyorum seni. Ama bunu sana söyleyemezdim. Yasak koymuştum bana. Seni sevmem yasaktı. Hem bunu sana söylesem sahte evlilik oyununu da bitirecektin. O yüzden ben seni hep gizliden gizliye sevdim. Zaten yapacak başka bir şeyim de yoktu. Senin beni sevebilme ihtimalin de yoktu. Belki de seni seviyorumdur kertenkele. Seviyor muyum? Belki başka bir zamanda, ne bileyim, başka şartlarda karşılaşabilseydik olabilirdi ama olmadı. Kader, ne yaparsın? Bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Ama artık bitmesi lazım Zehra. Ne demek istiyorsun? Her şey içinden çıkılmaz bir hale geldi artık Zehra. Ben çırpındıkça batıyorum. Battıkça da seni peşimden sürüklüyorum. Benim yüzümden daha fazla zarar görmene dayanamam. Benim gitmem lazım. Hayır, beni bırakıp gidemezsin. Bak Zehra, kim olduğum ortaya çıktığında belki de ailen seni terk edecek. Bilmiyordum diyeceksin ama inanmayacaklar. Benim yüzümden aileni kaybetmeni istemem. Hayır, gitmem. Ben de gitmek istemiyorum, inan. Senden uzakta yaşayabilir miyim, inan, onu da bilmiyorum. Bu saçma sapan sahte evliliğe niye katlandım zannediyorsun? Hep sana daha yakın olabilmek için. Ama artık benim yüzümden zarar görmene katlanamam. Öyle süsler gibi bakma ne olur. Hem sen değil miydin beni seven biriyle sahte evlilik yapamam diyen? İtiraf ettim işte her şeyi. Neden şimdi gitmemi istemiyorsun? Gitmeni istemiyorum çünkü. Neden Zehra? Ha? Hadi burada kalmam için bana tek bir neden söyle. Kaçırma hadi gözlerini. Sen de bir şey diyemiyorsun. Hı? Artık oyun bitti Zehra. Benim gitmem lazım. Hayır, gitme. Lütfen gitme, lütfen gitme. Gitme. Gitmemi neden istemiyorsun Zehra? Yani Ziya Hoca senin öz abin öyle mi? Lütfen Semih Bey, yalvarırım şikayet etmeyin. Ne olur. Ne olur. Tamam. Yani niye bunu saklıyorsunuz ki? Bunda gizlenecek ne var? Ben anlamadım. Ya gizlenecek bir şey yok. Yok da. O zaman? Ya bunu böyle ayaküstü konuşmasak ha? Tamam, bir yere oturalım, bir çay içelim, bir şey içelim. Buyurun. Lütfen. Sağ olun. Kolay gelsin. Neden gitmemi istemiyorsun Zehra? Ben... Evet Zehra, sen? Dedem için. Bu oyunun devam edebilmesi için. İyi de artık deden iyileşti. Öyle değil mi? Evet ama ablam bebeğini kaybettiği için herkes çok üzgün. Şimdi sen de gidersen, dedem ya hasta olursa? Yani sadece deden için istiyorsun burada kalmamı, öyle mi? Başka ne olabilir ki kertenkele? Sen beni seviyorsun diye değil herhalde. Maskenin altından ben çıkınca hayal kırıklığına uğradın mı peki? Gitme, gitme lütfen. Kertenkele gitme, sana ihtiyacım var. Bırakma beni. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Adam gözümüzün önünde hapishaneden adamı kaçırıyor. Ama amirim ya.
Olmuyor böyle. Gerçekten olmuyor. Gelin buraya. Biletlerinizi olayım. Oğlum. Biraz sakin ol abi. Bak. Ay kafanızdan ateş çıkıyor abirim ya. Tamam çıldırmak işe yarasa bütün teşkilat çıldıralım fıtıralım ama yaramıyor ki abirim. Yapmayın böyle. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Lan bu adamı öldürmezsen benim içim rahat etmeyecek lan. Kabusumu ol evladım. Ama amirim yani yiğidi öldürün, hakkını yemeyin. Şimdi bu kertenkelenin de 10 parmağında 10 marifet var. Adam gitti, antik çağlardan kalma bir heykelciyi çaldı. Yetmiyormuş gibi yine gitti, 500 yıllık el yazması kitabı çaldı. Amirim sanat tarihçisi gibi, kültür hizmeti gibi çıktı bu kertenkele ya. Ne diyorsun Leven, ne diyorsun? Hayır yetmedi, adam bir de cezaevi aşçısı çıktı. Ya gir bir otele, şef aşçı ol, paraya para deme. Nedir bu adam kaçırmaları falan kertenkele ya? Akılsız. Levent, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Yoksa amirin bütün hıncını gel benden mi çıkart diyorsun? Amirim ben sadece beyin fırtınası yapıyorum, o kadar. Başlatma lan fırtınada! Diyordum bu kertenkele ejderi kurtarmak için neden kendini bu kadar riske atıyor? Ne diyorsun Levent? Amirim şimdi bu kertenkele ile komodo ejderhası aynı sürüngen familyasına ait. Ve kertenkele aynı sürüngen familyasına ait olan akrabalarını kurtarmak için gözünü sakınmaz. Çünkü kan uyuşuyor. Levent oğlum yıldırtma. Lan seni öldürmemem için bir sebep söyle lan bana. Abim yani ben demek istiyorum ki biz ejderin peşine düşersek o da bizi kertenkeleye götürür demek istiyorum. Ben bunu söylemek istedim sadece. Git lan bir işe yara. Git bir işe yara. Ejderin bütün fotoğraflarını her yere dağıtın. Hadi. Emredersiniz amirim. Ulan kertenkele. Ulan kertenkele. Seni bizim gizli evlerden birine götürecek çocuklar. Bu gece orada kalacaksın. Yarın da gemiyle yurt dışına çıkıyorsun. Amca, ben gitmek istemiyorum. Gideceksin Ejder. Abimden kalan tek yadigar sensin. Benim yerime geçecek olan tek kişi de sensin. Hakkındaki suçlamaları ortadan bir kaldıralım. Çağıracağım ben seni. Tamam amca. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Zehra niye gitmemi istemiyorsun? Niye öğrenmek istiyorsun? Gelme lütfen üzerime. Her şey karma karışık. Kafam çok karışık. Çok şaşkınım hala. Bildiğim tek şey gitmeni istemiyorum. Hepsi bu. Ama bak. Sana söyledim. Artık burada kalmam ikimiz için de çok tehlikeli. Bir de biliyorsun Sokrat belası var. Ünsal eniştene yakalanmam da yani artık an meselesi Zehra. Ünsal enişten bu eve giremez. Dedem kertenkeleyi öldürmeden bu eve adımı da atamazsın dedi. Ne? Sağ ol ya. İçimi rahatlattın vallahi. Hayata bak. Bak burada güvendesin. Eniştemin seni bulamayacağı tek yer burası. Zehra. Bak, burada kalmam gerçekten doğru olmaz. Dedem senden nefret etmiyor. Hatta seni çok seviyor. Hmm, öldürecek kadar, değil mi? Semih Bey. Ziya Hoca'nın abim olduğunu kimseye söylemeyin lütfen. Ya abime de bildiğinizi söylemeyin çünkü biz kimseye söylemiyoruz. Eğer duyarsa çok kızar bana. Yani siz kardeşsiniz. Yani Ziya Hoca senin abin. Bunu niye saklıyorsunuz ben anlamıyorum. Öyle yani saklamamız gerekiyor şu an. Kimse bilmemeli. Bunun nedenini şu an size anlatamam. Peki ya Cansu Hanım? Cansu kim? Siz Cansu Hanım'ı tanımıyor musunuz? Yok. Tanımam mı gerekiyor? Lan ne oluyor be? Cansu da sahte abla mı şimdi? Ulan Ziya Hoca neler çeviriyorsun sen ya? İyi ama iyi. Elime bir koz daha geçti. Görüşeceğiz seninle Ziya Hoca. Semih Bey. Tanımam mı gerekiyor benim Cansu Hanım'ı? Kim? Kimin?
Yahu biraz önce Cansu Hanım diye birinden bahsetmedin mi? Ben. Ha, Cansu Hanım. Cansu Hanım aslında çok da önemli de biri değil yani. Nasıl önemli biri değil? Niye o zaman ben tanıyor muyum, tanımıyor muyum diye böyle merak edip sordun? Ama şimdi şöyle bir şey var Semih Bey. Ziya Hoca'nın abim olduğunu söyleyerek ben sizin en büyük sırrımı paylaştım. Siz de bana anlatın lütfen, merak ettim. Cansu Hanım. Evet. Benim ablam. Kim? Ablanız mı? Evet. İyi de yani benim sizin ablanızı tanımam, yani niye tanıyormuşum gibi konuştunuz. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Çünkü Cansu Hanım ablam benim sırrım. Ne sırrı? Çünkü Cansu ablamın benim ablam olduğunu kimse bilmiyor. Ne kadar çok ortak yönümüz var değil mi? Ay niye saklıyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Siz Ziya Hoca'nın abiniz olduğunu niye söylemediniz? Ama şey, ben şimdi bunu çok merak ettim. Benim konuyu kapatalım da. Niye? Çok merak ettim. Ben de merak etmiştim. Bakın Betül Hanım, eğer Ziya Hoca'nın sizin abiniz olduğunu bilseydim karakola gidip şikayetçi olmazdı. Emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Apar topar böyle peşinizden geldim. Zaten bir yıl hastam var, bekliyorlar. Ben gideyim. Ben sizi bırakayım. Yok hayır, zahmet etmeyin. Yok hayır, zahmet değilse bırakayım. Ne olur. Hayır, ben giderim. Teşekkür ederim. Ya iki adımlık mesafe. İyi günler Semih Bey, ben giderim. İyi tamam, git. İyi günler. Bağırsaydım kızım. Allah. Nasıl ayıp oldu ya? Bak ablan için ben de inan çok üzgünüm. Bu çocuğu ne kadar istediklerini, yıllardan beri bu çocuğu beklediklerini biliyorum. Ama inan bana, o olayla benim hiçbir ilgim yok. Biliyorum, ben sana inanıyorum. Sen bana neden inanıyorsun? Anlamadım. Yani benim gibi bir suçluya neden inanıyorsun? Çünkü çok uzun zamandır bizimle yaşıyorsun. Ve en ufak bir zarar vermedin. Hatta hep yardım ettin bana. Sen kötü biri değilsin kertenkele, çok iyi birisin. Yangında çocuğu kurtarırken yakalanmışsın. Sen nereden biliyorsun bunu? Kertenkele o sırada kendi hayatını hiçe sayarak bir yangının ortasına dalıyor ve oradaki çocuğu kurtarıyor. Çünkü eğer çocuğu kurtarmak için duraksamasa yakalanmayacak. Boş ver, biliyorum işte. Sen daha beni tanımadan sahte evlilik teklifimi kabul ettin. Bana yardım ettin. Ben onu seni çok sevdiğim için yaptım Zehra. Gitmiyorsun değil mi? Zehra. Zaten bir ay devam edecek diye konuşmuştuk. Belki bu bir ayda her şey yoluna girecek. Suçsuz olduğunu ispatlayacaksın. Bir mucize gerçekleşirse. Bu kadar umutsuz olma lütfen. Pes edemezsin. Gidemezsin. Hadi gittin diyelim. Betül'e ne diyeceksin? Nasıl açıklayacaksın? Ne anlatacaksın? Bir ay daha lütfen. Patron, hiçbir şekilde dışarı çıkmasına izin vermedim. Tamam. Nerede lan paralar? Sevgilini hala getirmedi mi? Getirmedi. Ne demek getirmedi lan? Hani iki günde benden çaldığın paraları alacaktın sevgilinden. Alacağım, alacağım da bana biraz zaman ver. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ben paralar gelecek diye bekleyeyim. Sen de toz ol. Yemezler güzelim. Bak, para falan yok tamam mı? İstesen de, istemesen de bekleyeceksin. Çağır lan sevgilini. Gelsin versin paramı. Yoksa beynini dağıtırım.
denize mi gitsek ne? Sahile gidelim biraz orada kafa dağıtalım ha. Vallahi çok iyi olur. Yürü. Eski gün. Vay, vay, vay. Allah. Şuna bak be. Hayırdır ne oldu yine yüzünden düşen bin parça? Bir de soruyorsun değil mi? Sokrat belasını sardın peşime. Sokrat kim lan? Bir şey yok, bir şey yok. Kardeşim bu konuda var ya nasıl vicdan azabı çekiyorum bilemezsin. Ya bir yürü git Şevket ya. Bir insanın vicdan azabı çekebilmesi için ilk önce o insanların vicdan olması lazım değil mi? Güzel kardeşim. Bazen harbiden çok ağır konuştuğunun farkında mısın? Şevket ya. Şişt, bana bak sen ne çeviriyorsun lan gene? Yok bir şey yok. Yok. Ekrem Bey ölümü istiyor lan senin. Halen'in bebeği senin yüzünden düşmüş kocasını kaçırırken. Ya benim kimseyi kaçırdığım falan yok. E niye öyle diyorlar? Ya ablacığım sen bu duysal komiseri bilmiyorsun ya. Adam manyak, takıntılı ya. Arıza düz yolda yürürken düşse kertenkeleden bilecek o derece ya. Oğlum git sen de ben yapmadım de. İftira atıyorlar lan. Niye susuyorsun ya? Ya iftira atılan kişi Ziya Hoca değil ki kertenkele. Lan ikisi de sen değil misin be? İyi de Ekrem Bey bunu bilmiyor yani. Bilmiyor değil mi? Bilmiyor değil mi? Ya abi bilmiyor tabii canım. Olsun da yani benim kanıma dokunuyor ama. Kardeşim biz biraz turlayacağız. Ekrem Bey'den arabayı apardım. Hı. Gelsene sen de ha takılalım. Yok kardeşim sağ ol ben camiye gideceğim. Tamam kardeşim caminin önünden geçeriz. Camiye kadar gidelim mavra yapalım biraz. Şevket ya hava güzel abi ben yürüyeceğim. Ezan'a da var daha. Yürü. Ulan amma saf oldun be. Gel bizimle işte bir iki tek atarız. Kafayı dağıtırsın işte. Allah Allah. Ya ben cami diyorum. Namaz diyorum. Sen bize iki tek atarız diyorsun ya. Tamam be. Üf. Hacı Hoca çıktı başımıza bu. Yürü lan Şevket. Biz gidelim hadi. Hadi gidin abi. Yürü yürü sen de kafanı dağıt biraz. Adamı lüks arabayla götürün diyoruz. Tık yok. Nifer Melis. Neredesin? Ne oldu? Kurtar beni. Ne diyorsun? Alo. Sevgilin elimde. Sevgini sağ olarak görmek istiyorsan hemen parayı al gel. Ne diyorsun lan sen? Melis'e dokunursan seni yaşatmam lan. Melis aradı. Ne? Gene buluşmuşsunuz. Ne iş lan bu? Ya yok bir şey abla. Ulan ben bilmez miyim? Sen ne zamparasındır be? Ya ablacığım. Ne diyorsun oğlum sen? Telefonu Yeliz'e ver. Bir saate kadar o parayı otele getir. Tamam geleceğim. Kıza dokunma. Dokunursan ölürsün. Ah be Yeliz be. Ah be. Bu da neydi şimdi ya? Ah Ziya Hoca. Sen kesin Zehra'yı aldatıyorsun. Bir gidip görelim bakalım kimmiş şu Yeliz. Seni seviyorum. Gerçekten seviyor muyum seni? Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum Zehra. Gökyüzünün mavisinden daha güzel olan o mavi gözlerine kapıldığım o günden beri. Kalbimin tek sahibi olduğum o andan beri seviyorum seni. Gitme ne olur. Zehracığım. Neredeydin sen? Buradayım. Az önce gelmişsin. Aradım telefonum da kapalıydı. Evi aradım çıktı dediler. Neredeydin? Alışverişteydim. Alışverişteydin. Bana yalan söyleme Zehra. Yine o kara Faruk'la. Kertenkele ile beraberdin değil mi? Doğru söyle. Tabii canım. Niye soruyorsun? Kara Faruk'la beraberdin. Selin lütfen gelme üstüme. Gerçekten çok bunaldım. Zehra sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Deden böyle bir şeyi duyarsa ne yapar? Ablanla
Eniştenin bebeğini o adam öldürdü. Hala abla ya da Ünsal abi duyarsa ne yapacak? Ben sana söyleyeyim. Senden nefret edecekler. Ablamın bebeğini Kara Faruk öldürmedi. Tamam mı? Bravo. Çok güzel kandırmış seni gerçekten. Kandırmadı beni Selin'cim. Ben ona inanıyorum çünkü onu tanıyorum. Her şey iftira yani. Umarım sen haklı çıkarsın Zehra. Eğer yanılırsan her şeyini kaybedeceksin. Benden söylemesi. Selin'cim, o kötü biri değil, iyi bir insan. Niye bana inanmak istemiyorsun? Zehra, bak her konuda, her şeyde senin yanında oldum. Ya ben seni kardeşim gibi gördüm, öylesinde. Ama kusura bakma, bu konuda seni destekleyemeyeceğim. Ben seni artık tanıyamıyorum ya. Gerçekten tanıyamıyorum. İyi, destekleme o zaman. Kusura bakma ama bir azılı suçluyu savunmana, hatta onunla aşk yaşamını destekleyemeyeceğim. Destekleme Selin'cim o zaman. Ne yaparsan yap. Ha bir de tavır yapıyorsun yani. Bravo Zehra. Gerçekten pes. Pes. Arkadaşlığım buraya kadarsa bir şey demiyorum artık. Ne oluyor ya? Kızı bırak. Önce para, yoksa sıkarım beni. Şifresi ne oğlum? Şifresi yok. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Açılır. Açılmıyor işte. Ya kardeşim sen bu çantayı bilmiyorsun ki özel yapım bu. Şurada bir yerde bir düğmesi var. Bak. Şurada, şurada. Görüyor musun? Ben niye göremiyorum? Değil biraz şuraya bak. Şirketin kasasını boşaltan sen misin? Evet, sana yalan söyledim. Ama doğru söyleseydim bana yardım etmezdin. İşte bak, şimdi doğruyu söyledin, evet etmezdin. Kertenkele, bendeki parayla yeni bir hayata başlayabiliriz. Saçmalama Yeliz. Dur, hemen reddetme. Bak, bir düşünsene, ikimizin de peşinde polis var. Burada kalırsak sonumuz ne? Hapis. Ama bende 2 milyon euro var. 2 milyon euro. Çok güzel. Ya Yeliz, bana ne senin parandan ya? Bak, vizeyi, pasaportu ayarlayıp yurt dışına kaçarız. Oh, düşünsene orada rahat rahat yaşarız. Bu zamana kadar hayal edip de yapamadığımız her şeyi yaparız. Yeliz. Sen bu parayla ne yapmak istiyorsan yap. Bir daha karşılaşmayacağız. Bak, sana tekrar söylüyorum. İyi düşün. Beraber çok mutlu bir hayat kurabiliriz. Bak Yeliz. İstersen çaldığın bu parayla kayıplara karış. İstersen geri ver. Kendine temiz bir sayfa aç. Yani ne yaparsan yap. Ama ben yokum. Hoşça kal. Seni bırakmayacağım kertenkele. Bırakmayacağım. Ne olmuş kızım?
Asansörde bir kadın kalmış. Çığlıklarını duyduk, geldik biz de. Geçen de asansör yere çakılmıştı. Allah'tan içi boştu. Peki görevliye haber verilmiş mi? Verdik ama şu anda ilgilenen yok. İnşallah havasızlıktan bir şey olmaz. Eyvah eyvah. Ya düşerse asansör bir de. Acaba çok bekler miyiz? Acil bir durum galiba. Senin burada ne işin var? Tesadüf değil bu herhalde. Ben sizi takip ettim. Neden? Sabah telefonla konuşurken duydum. Deliz adında bir kadınla konuşuyordunuz. Zehra'yı aldattığınızı düşündüm. Sahte hoca olduğunuzu bildiğim için de iyice şüphem arttı. Sahte hoca mı? O nereden çıktı ya? Ne demek o? Ya siz benim hayatımı kurtardınız. Ben bunu kimseye söylemem. Merak etmeyin ne olur. Bir dakika, bir dakika. Sahte hoca olayı nereden çıktı ya? Sen ne diyorsun ya? Siz sahte hoca değil misiniz? Ama hastanede imamla konuşurken duydum ben sizi. Ha ya o adam meczup. Ya o yüzden öyle söylemek zorunda kaldım. Üzülmesin diye. Ama siz demiştiniz ki. Of, ulan sahte hoca olmak da ne zormuş birader ya. Sahte hoca? Ha, sen onu mu diyorsun? Ya ben o adam üzülmesin diye öyle söyledim. Yoksa öyle bir durum yok yani. Ben ne yaptım ya? Neyse tamam hadi takma bunu kafana. Hadi gidelim eve sen biraz dinlen tamam mı? Hocam siz benim için hayatınızı tehlikeye attınız hocam. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum size. Boş ver abartmaya gerek yok. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı zaten Melis. Ama senden bir şey rica edeceğim. Ne olur bu olaylardan evdekileri bahsetme. Niye ki? Ne var bunda? Ne güzel kahramanım gibi hayatımı kurtardınız. Hem anneme söyleyelim, aranızdaki buzlar erir. Hiç gerek yok. Şimdi söylersek işte Ziya Hoca'nın orada ne işi vardı? Sen niye oraya gittin falan gibi sorular. Yani olay büyümesin o yüzden. Tamam hocam. Hadi gel eve gidelim hadi. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor. Yeliz kim? Yeliz benim eski bir arkadaşım. Yardıma ihtiyacım var dedi geldim. Hepsi bu. Hadi. Hocam. Hocam. Evet abi. Hocam sorun var. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmıyorum, kaçmıyorum ya. Sor. Hocam, bizim neden iki gözümüz var da iki ağzımız yok? Yaz abi. Eğer iki gözümüz gibi iki ağzımız olsaydı insanoğlunu doyurmak zor olurdu. Bir de adaleti sağlanamazdı yani. Biz bir ağzımız varken adaleti sağlayamıyoruz. İki ağzımız olsa ne olur? Hem farz et ki bir ağzında ıspanak öbür ağzında da tatlı yedin. Ne olurdu o zaman icabı? Ağız kavgası çıkardı. İnsanın da kendi kendisiyle böyle ağız kavgası yapması hiç çekilmez yani. Hocam ağız kavgası derken? Ağız kavgası şu yani icabicim. Şimdi diyelim ki ıspanak yediğin ağız çıkıntılık yaptı. Hani olur ya, ya ben niye tatlı yiyemiyorum dedi. E ne olacak o zaman? Bir ağzı yedirirken diğer ağzı boş tutmak olur mu? Hem ne demişler büyüklerimiz? Biri yer, biri bakar. Kıyamette ondan kopar. İşte o yüzden Allah bizi iyi ki tek ağızla yaratmış icabı. Allah'a çok şükür hocam. Evet, anladın mı? Anladım hocam. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ha icabı biliyor musun? Senin sorularını da özleyeceğim ben ha. Hocam şu düşündüğünüz şeye bakın. Siz izne gittiğiniz zaman ben sizi hiç sorusuz bırakmam. Telefonumu açar sorumu sorarım hocama. Canınızı hiç sıkmayın. Ben bir sürü soru hazırladım size. Hmm, bir de öyle bir şey var değil mi? Hey icabı. Haydi görüşürüz o zaman. Canımsınız hocam. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet. Çocuğa bak telefondan bile soru hazırlamış ya. Maşallah derya gibi ya. Yemin ediyorum. Oh.
kuyruğun havuçluk ikiniz. Sağ olun. Rica ederim. Oo, mis gibi kokuyor. Anne elindeymiş belli. Afiyet olsun. Betül çok şanslı bir kız. Sizin gibi sevgi dolu bir annesi var. Yani öz annesi olmasanız bile ona bunu hissettirmeyecek kadar çok sevgi vermişsiniz. Betül'ün bir abisi varmış galiba. Abisi mi? Yani Betül Hanım bahsetmişti bir abisinin olduğunu. Ah, demek size de abisinden bahsetti. Zavallı kızım, bir türlü kavuşamadı abisine. Neden peki? Ben Betül'ü yetimhaneden evlat edinmiştim. Ama abisi orada kalmıştı. Daha sonra abisini yetimhaneden kaçtığını öğrendik ama bütün aramalarımıza rağmen abisini bulamadık. Peki, afiyet olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Cenaze arabasıyla mı geldin? Ne yapayım ya, hava sıcak, yürüyor adam rastladı. Ben de otostop yapayım dedim, geldim işte. İyi ettin hocam, hani çarpılmaktansa içine binmek daha iyidir yani. Hocam, bu camiyi nasıl alacaksın? Nedir bu sefer fikrin ya? Planım var, planım. Planım. Nasıl plan? Başla, anlatırım şimdi. Sen ne yaptın? Bizde bir değişiklik yok hocam. Ha bu hicabi var ya, imzayı atmayın ya. Plansız olmaz. Plansız. Doğru değilsin. Hocam ya, kurban olayım ya. Geldim kaldım buralarda ya. Sen bana bir plan yapsan da şu işi bitirsem ya. Gurbetteyim ya, memlekete de gidemiyorum. Şu camiyi meczup olerinden bir alayım. Ona da bakarız. Ha keli. Merhaba hocam. Çağın çomağı hazırla. Gel. Dur. Yaklaşma. Yaklaşma, uzaklaş benden. Tamam hocam, tamam. Yaklaşma. Söz. Ben sizden helallik almaya geldim. Hakkınızı helal edin hocam. Kim? Ben. Sana hakkımı helal edeceğim ha. Ben iki cihanda da şu gördüğün o parmak yakanda olacak. Bunu böyle bil. Ya yapmayın hocam, öyle demeyin ya. Ben siz ne isterseniz yapmaya razıyım. Buyurun. Söyleyin siz, ne istiyorsunuz? Caminin girişidir. Buyurun hocam, cami sizindir. Zaten cami kimseye ait değildir. Allah'a ait işte. Hoca olmak istiyorsanız buyurun. Namazları ben kıldıracağım. Vaazları da ben vereceğim. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Allah Allah. Ne oldu ya buna? Kafasına taş falan mı düştü acaba? Şimdi sen caminin hocası mı oldun? Ya zaten bendim kardeşim. Öyle de sen kabul ettin mi? Ettim, ettim. Hadi kalın, sağlıcakla beyler. Allah Allah. Allah Allah, kesin bunun kafasına taş maş düşmüş ya. Çok boş kesin ya. Bırak gitsin. Ya hocam sen şimdi caminin hocası mı oldun? Bu ne demek biliyor musun? Hicabi de caminin müezzini oldu. O zaman ha bunu arsa için imzalayacak demek. Gel bir sarılayım sana. Ay sen! Öpeyim mi? Öpeyim mi? Ya istemem kardeşim. Allah Allah. Ben lavabalikten hoşlanmam ya. Bu ne ya? Aa. Hocam nereye gidiyorsun? Ya camiye gidiyorum. Ben Müslüman. Daha vakit var hocam. Olsun, ben camiye giderim. Orada cemaati beklerim ben. Allah Allah. Lafında bir hava açıldı. Ne oldu buna böyle ya? Hayırdır inşallah. Kenan Bey, hafızanızın stabil olup olmadığını anlamam için size bazı sorular sormam lazım. Sor doktorcum, sor. Sor da. Ben de daha sonra sana sorular soracağım. Siz ne soracaksınız Kenan Bey? Buyurun şimdi sorun. Doktor, ben sana o raporu bana 48 saatte hazırlık vereceksin demedim mi ya? Ha? Belki 48 saat bile sürmez. Test yapalım bakalım ona göre. Bana bak doktor. Sen de hafıza değil ama anlama ile ilgili sorunlar var. Onunla sen şu soruların sorduktan sonra ilgileneceğim. Bir önceki cep telefonu numaranız neydi Kenan Bey? 0500 neydi lan? Ya ben değiştirmedim ki telefonu, aynı numarayı kullanıyorum. İlkokul öğretmeninizin ismini söyler misiniz? Rıfat, Rıfat Üzümcü. Ya rahmetli az çekmedi kulağımı. Ama var ya, bana da okumayı yazmayı öğretti ha. Kenan Bey, lütfen beni yanıltmaya çalışmayın. Bir de size yalan testi uygulamayayım. Bendeki dosyaya göre ilkokul öğretmeninizin ismi Mübeccel Titiz. İsim hafızam hep kötüydü ya. Hem söylediği gibi çok titizdi rahmetli. Hocanız yaşıyor. Ne? Yaşıyor mu? Deseniz o zaman ziyaret etmek farz oldu. Dün akşam yemeğinde hangi çorba içtiniz? Ne çorbası ya? Diyetteyim ben, çorba içmedim. Adisyonu burada. Lahana çorbası içmişsiniz.
Çok güzeldi ama doktor, tavsiye ederim. Askerlik arkadaşlarınızdan birisinin ismini söyler misiniz? Hatırlatayım, bilgiler elimizde. Ya manyak mısınız be? Bunca yıl olmuş. Nereden hatırlayacağım ben o isimleri? Tahmin ettiğim gibi hafızanız hala stabil değil. Testlere devam edeceğiz. Ya ne diyorsun sen, manyak mısın be? O rapora ihtiyacım var benim. Kertenkeleyi kurtarmam lazım. Üzgünüm Kenan Bey. Hafızanız stabil olana dek testlere devam edeceğiz. Ya seni testine be! Kenan Bey, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. O raporu bana vereceksin lan! Doktor bey. Tamam tamam, sıkıntı yok. Hastamla yalnız bırakın beni. Kapatın kapıyı. Kenan Bey, haftaya olan randevumuza geç gelmeyin. Testlere devam edeceğiz. Çıkabilirsiniz. Alacağım o raporu ben, alacağım. Vereceksin o raporu bana. Alacağım ulan o raporu. Alacağım. Oo Ziya Hocam. Rahat olabilirsiniz artık, her şeyi biliyorum. Ne diyorsun oğlum sen yine? Her şeyi biliyorum hocam. Açık konuş lan. Neyi biliyorsun? Hocam, size saygı duyuyorum. En azından bundan sonra saygı duymaya çalışacağım. Sevgi, bak benim kafam ortasını attırma. Betül bana her şeyi anlattı. Ama merak etmeyin hocam. Benden sır çıkmaz. Ne diyorsun lan? Ne anlattı? Ha, şey dedi. Siz şimdi mahallemizin hocasısınız ya. Dolayısıyla size saygı duyuyor. Düşüncelerinize değer veriyor. Siz de galiba şey demişsiniz, çok uygun olmadığımı söylemişsiniz kendisine. Betül Hanım size saygı duyuyor. Bu durumda ben de size iki kat saygı duyuyorum hocam. Semih, oğlum sen öğlen vakti gaz falan mı içiyorsun? Ne lan bu kafa? Estağfurullah hocam, öyle şey mi olur? Koklamam bile. Oğlum sen ne ayaksın lan? Dedim ya hocam, size saygı duyuyorum. Hatta gözünüze girebilmek için her şeyi yaparım hocam. Semih, bak benim gözüme girmek istiyorsan benim gözüme görün ben. Anladın mı? hoşça kalın hocam. Allah'a emanet olun. Ne oluyor lan buna öyle? Tipe bak, tipe. Ne yapalım, köprüden geçene kadar ayıya dayayacağız artık. Ama bununla bir iş var. Yoksa abi kardeş olduklarını niye gizlesinler ya? Evet evet, kesin sakladıkları bir şey var. Yok ya, bunu dövdükçe manyaklaşıyor bu. Bu meyvenetsiz bir dolaplar çeviriyor yine ama. Hadi bakalım hayırlısı. Merhaba. Bir çay alabilir miyim? Şem bak, şu surata bak. Kılıbık olmuş bir adam suratı bu. Bak da feyz al. Abicim şimdi niye öyle söylüyorsun ya? Bu gördüğün surat Sevalim'in aşkının beni dönüştürdüğü surattır. Saygı duyalım lütfen ya. Tabii ki saygı duyuyorum oğlum. Ben de aşık bir adamım. Ama suratım senin gibi sağa sola kaymıyor. Şu surata bak ya. Yarın öbür gün seni Şembak'la beraber bir işe göndersem... ...bu suratla mı iş yapacaksınız lan, he? Olur mu abi, hallederiz her türlü ya. Değil mi Şembak? Ne söyledin oğlum sen Seval'ine, he? Ne iş yaptığını zannediyor senin? Vallahi gündüzleri dondurmacı. Akşamları pilavcı biliyor ve çok mutlu abi. Bu arada Allah senden razı olsun. Sayende başımızı sokacak bir evimiz de oldu. Kadın iyice mutlu oldu. Ver o elini bir daha. Hadi hadi, yürü. Manyak herif. Bana bak, ne bak. Bu iş böyle olmaz. Nasıl? Ulan oğlum, kadınla yalan söylüyorsun oğlum. Çok büyük günah ulan bu. Ziya Hoca'ya bir soralım. Abi Allah aşkına, konumuzun Ziya Hoca'yla ne alakası var şimdi ya? Kime soracağız oğlum? Çok büyük günah diyorum. Abi günahsa benim günahım. Ulan Namık, çok sığ düşünüyorsun oğlum. Çünkü sığırsın. Ben şimdi bu yalana göz yumarsam bunun vebali var mı? Onu soracağım Ziya Hoca'ya. Efendim Kenan Bey? Ya hocam, rahatsız ediyorum, bir şey soracağım. Yalanın hükmü nedir dinimizde? Vallahi yalan en büyük günahlardan biridir. Ha, peki hocam, yalana göz yummanın vebali var mıdır? Nasıl? Yani diyorum ki hocam, şimdi birinin yalanına göz yumarsak bunun vebali var mı? Vallahi Kenan Bey, şöyle yani... Şimdi ben de defterimden okuduğuma göre... Küfre rıza küfür, zulme rıza zulümdür. Vallahi bu durumda yalanlar rıza.
Sakin. Göstermek olmaz, büyük günahtır yani. Hocam çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Vebali varmış oğlum. Beni bu günahtan ayıklayacaksın. Nasıl yapacağım ben onu abi? Nasıl yapacağın var mı oğlum? Gidip kadınına doğruları söyleyeceksin. Bu yalandan beni kurtaracaksın. Nasıl yapacağım ben ya? Nasıl söyleyeceğim Seval'e ya? Ağzıma. Of. Allah'ım yardım et. Buyurun. Afiyet olsun. Anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Dur. Abim. Kardeşim. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyi. Biraz bozuk gibisin sanki. Yok ya ne bileyim Semih yine abuk sabuk konuştu da. İnşallah Semih Bey abim olduğunu öğrendiğimi söylememiştir. Ne oldu? Bir şey mi söyledi? Anlamadım ki. Artık bana saygı duyacakmış falan. Sen ona bir şey mi söyledin? Yok. Ne bileyim sanki bildiği bir şey var gibi. Sen güya hani bana hoca olduğum için düşüncelerime saygı duyuyormuşsun falan. Öyle bir şeyler söyledin ama. Evet. Aynen öyle söyledim abi. Sen ne zaman gördün onu? Görüşüyor musunuz? Biz diyor. Biz görüşmüyoruz hiç. Sadece bugün bir uğradı yanıma şey söyledi. Sen onu vurdun ya. Hı. O da karakola gidecekmiş, şikayet edecekmiş seni falan. Neden vazgeçmiş? Ben engel oldum. Dedim Ziya Hoca benim çok saydığım, sevdiğim biridir. Hem o beni koruyup kolluyor. O yüzden o da vazgeçti. Blöf yapmıştır o. Abim. Ya bence Semih Bey o kadar da kötü bir insan değil ha. Tamam başta böyle bir densizlik yapmış olabilir iddia falan. Neyse onu konuşmak istemiyorum şimdi de. Sen niye vuruyorsun onu abim? Ha? Hiç senin gibi birine yakışıyor mu? Ya Betül'üm. Yakışmıyor. Yakışmıyor da dünyada senin bildiğin gibi tatlı güzel bir yer değil her zaman. Kötü niyetli, ne bileyim art niyetli adamlarla dolu. Tamam haklısın. Ama Semih Bey o kadar da kötü biri değil. Betül. Sen hoşlanıyor musun bu adamdan? Ben mi? Hayır. Hayır abim sadece iyi biri o kadar. Anlaşıldı Betül anlaşıldı. Sen bu adamdan hoşlanmaya başlamışsın belli ki. Ya hayır hoşlanmıyorum kimseden ben. Hem senin istemediğin birinden ben hoşlanmam. Ben de istemem yani. Betül. Bak yavrum ben senin abinim. Ben sadece senin mutluluğunu istiyorum. Hepsi bu. Ben istemez miyim yuva kurmanı? Ne bileyim saygılı, güzel bir eşin olmasını istemez miyim? Ama Semih o kişi değil. O seni hiç hak etmiyor Betül. Kardeşim seni bırakıp nasıl gideceğim ben? Canımın parçası, güzel yüzlüm. Tam abim diye bağrına basmışken yine gidiyorum. Affet beni canım kardeşim. Ama gitmeliyim. Sokrat senin kardeşim olduğunu öğrenmemeli. Teşekkür ederim kızım. Bu sefer Ünsal kertenkelenin peşinde düşmekte çok haklı. O adam sadece adi bir hırsız değil, bir katil. Ay yuh artık ama yani. Yani ablam gerçekten de yuh demek istiyor bu durum karşısında. Değil mi ablam? Yani Dodo. Nasıl yuh yani? Yuh hafif bile kalır. Ya o var ya o alçak, namussuz, manyağın önde gideni. Halenin bebeğinin ölümüne neden oldu. Ama adamın günahını... Yani gerçekten ablacığım bu adam öyle bir adam ki yani günahları saymakla bitmez. Günahkar böyle münafık herifin teki ya. Ziya hocam sen kendini üzme. Ünsal onu bu sefer kesin yakalar. Bırakmaz yani. Asacaksın bunları kardeşim ya. Vallahi asacaksın. Ay Ferruf vallahi haklısın. Asacaksın yani. Asacaksın. Eğer Ünsal o adama yakalayamazsa ben o adamı yakalar Mikrop ya, mikrop. Ya salak bu, salak. Çok acımasın. Şerefsiz, adi. Yok yok, daha büyük bir şey. O kadar sinirliyim ki bir şey bulamadım. Çok, çok fazla. Ya bunları işkence yapacaksın. Bunu ayağından tavana... Aa yetmez, işkence yapacaksın buna. Ya sadece ayağından değil, ayağından. Bunu ayağından tavana... Allah sen yetmezsin bunları. Ne oldu damat? Hayatım iyi misin?
Yavaş, yavaş. Kız su versene kocana. Al canım. Ya galiba yediklerim biraz ağır geldi de ondan. Bana da. Allah Allah. Komodo izleri. Varanus komodo ensis. Varan bir. Tam düşündüğüm gibi. Bu komodo izleri 3 metre. Boyu 3 metre. Yuh. Boyunda uzunluğunda. Evet. Ne yapıyorsun lan 2 saattir? Amirim ben düşmanımızı daha yakından tanımaya çalışıyorum. Kimi? Ejderha. Nerede yaşar? Nasıl ürür? Nasıl avlanır? Avına nasıl yaklaşır? Nasıl uyur? Nasıl uyanır? Uyandığında aksi midir? Hepsi burada yazıyor amirim. Sen kafayı mı yedin lan? Ha? Sen kafayı mı yedin? Lan Levent, ben sana ejderin fotoğrafını dağıt dediğimde bu fotoğraflarımı dağıttın. Ya amirim, siz ne kadar şakacı birisisiniz ya. Lan senden her şey beklenir. Amin, düşmanımız karşısında hiçbir konvansiyonel yöntem işe yaramaz. Bu hayvanla kesinlikle bir bağlantısı olmalı. Sonuçta ismi neden ejder? Buna odaklanın abirim ya. Levent bir git oğlum, bir git ya. Gel. Amirim, bir gece kulübünden ihbar aldık. Ejder orada eğlenirken görmüşler. Ejder mi? Evet. Çabuk oraya gidiyoruz. Ekiplere haber ver. Amirim, ejder orada olduğuna göre kertenkele fazla uzağa gitmiş olamaz. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Tabii tabii. Kaç gündür şu evde ne iştah kaldı ne bir şey. O kertenkelenin Allah belasını versin. Amin. Sadece burada değil, öbür tarafta da en ağır cezayı alacak o adam. Değil mi hocam? Şimdi efendim, bilemeyiz tabii. Takdiri ilahi. Evet, evet. Aa, bunda bilemeyecek ne var? Ayrıca siz nasıl bilemiyorsunuz yani? Ben biliyorum, söyleyeyim. Bu var ya cehennemin dibine gidecek. Benim dedem hocaydı. Kız, orası sana rezerve değil miydi? Anlamadım canım. Aman boşver, anlama üf. Ay biliyorum, tamam üzüldük müzüldük ama yani ne bileyim birazcık böyle sıkıldım cehennemde, ölümdüm ölümdü. Güzel şeylerden konuşalım diyorum ya. Ben size kardeşimle ilgili bir anımı anlatayım mı? Ablacığım anlatma istersen, insanların hiç anı dinleyecek hali yok yani. Yok, anlatsın anlatsın. Zaten bu olaylardan dolayı iyice yüreğimiz kabardı. Hadi anlatın da biraz neşemizi bulalım. Tamam anlatıyorum, bak şimdi Ekrem Bey, Rıziya Hoca, Şevket, ben. Bir kış sokakta kaldık mı? Ama nasıl soğuk bir kış. Böyle iliklerimize kadar donuyoruz. Şevket, hatırladın mı lan? Ha? Abla üşüyorum diye ağlamıştın, hatırlamıyor musun? Ben mi? Ben ağladım. Ben, nasıl soğuk? Nasıl soğuk? Böyle yani dondu. Hala çözülmedi o derece yani. İnanamazsın. Allah Allah, eviniz yok muydu? Niye dışarıda kaldınız ki? Şutlandık evden. Ama senin bu şey hoca damat hemen bize en lüksünden bir villa açtı. Hemen şipşak böyle girdik. Aa, villa mı? Nasıl yani? Yani şey, evet bir villa. Benim villam vardı da bir zamanlar. Aa, Ziya Hoca sizin villanız mı vardı? Evet, villa. Yani villam vardı. Ulan makaracı Ziya. İmam maaşıyla villa mı aldın kendine? Betül'ün abisisin diye susuyorum. Yoksa elime düşmüştün Ziya Hoca. Vardı, vardı tabii. Hem de içinde neler yoktu ki, her şey vardı. Böyle buzdolabı da full doluydu. Ama şu Şevket Dingo'su var ya. Ne varsa böyle şimdiki gibi sildi süpürdü, yedi bitirdi. Efendim ben yemeği çok severim. Ben mecburen çok yedim yani, ama çok lezzetli yemekler vardı. Tadı damağımda kaldı o derece yani. Senimden damağına Şevket. Neyse Ekrem Beyciğim ya. Üf, zaten 2 gün kaldık, çıktık gittik evden. Diyorum ki biraz daha fazla kalsaydınız. Benim damadım misafirperverdir de. Sahipleri geldi. Evet. Neyin sahipleri geldi? Yani şey, villa bakımdaydı o zaman. Ustalar falan geldi. Onların da köpekleri vardı. Yani bizim ustalar köpeği falan çok severdi. Köpeğin sahibiydi yani ustalar. Cansu ablam köpekten korktuğu için gitmek zorunda kaldı. Su ıslat.
Bu tuhaf üçlünün arasında bir şeyler döndüğüne eminim. Az kaldı lan Ziya Hoca. Senin gerçekte kim olduğunu öğreneceğim. Boşalt burayı, boşalt! Açın burayı, polis! Hadi, içeri! Çekil! Selin Hanım'la aramız bozuldu demek. Ziya, Selin senin en yakın arkadaşın. Yani benim için değer mi buna? Sen benim için çok şey yaptın kertenkele. Ben de seni herkese karşı koruyacağıma söz veriyorum. İşte ben de bunun için gidiyorum ya Zehra'm. En yakın arkadaşınla aram bozuldu. Sırada ailem var. Buna izin veremem. İnşallah. Ne kaynatıyorsunuz bakayım sizi çifte kumrular? Aynı konuşuyoruz. Ben müsaadenizi istiyorum. Kız biz geldik diye mi gidiyorsun? Olur mu hiç öyle şey? Aşk olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ben de sizle zaten önemli bir şey konuşacaktım. Otursanıza. Hayırdır kardeşim? Ben gidiyorum. Ne? Ne? Tamam patron. Ejder Bey'i veriyorum. Efendim amca. Ne yaptın sanıyorsun lan sen? Sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Neredeyse Ünsal'a yakalanıyordun yine. Kusura bakma amca ya. Yurt dışına çıkmadan biraz da eğlenmek istedim. Hepsi bu. Bizim çocuklar haber vermeseydi... Eğlence hapishanede devam edecektin. Hemen eve dön. Yarın yurt dışına çıkıyorsun. Tamam amca, tamam. Geliyorum. Ölmeden rahat etmeyeceksin komiser. Azrail'i çağırıyorsun. Senin için geri sayım başladı. Artık bu insanların hayatından çıkıp gitmek zorundayım. Benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Ulan beni buradan paketlemek için daha iyi bir masal bulamadın mı? Şevket, beraber mi tezgahladınız lan? Tabii ablacığım, biz beraber tezgahlıyoruz böyle şeyleri. Ben de şimdi öğreniyorum ya. Ne diyorsun? Kardeşim, pardon, sen ne diyorsun? Gidiyorum diyorum Şevket, anlamıyor musun? Ulan tam da Ekrem bir kafa kolu aldım lan. Ömrü hayatımda bir kere mutlu olacaktım. Şuna bak. Ulan hem kendine hem bana yazık ettin be. Gitme lan, ne olur gitme. Ablacığım mecburum ya. İster miyim lan gitmeyi? Bana bak, sen yoksa o Yeliz'le mi kalacaksın ha? O yelloz mu karıştırdı kafanı be? Ya ablacığım ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben kalbimi bırakıp gidiyorum buradan. Sen bana hala Yeliz'in lafını ediyorsun. Evet kardeşim, bak ne güzel diyorsun kalbim. Bir sürü bedel ödedim, bir sürü şey yaşadı. Şimdi Zehra yengeyi bırakıp gideceğim öyle? Şevket, benim yüzümden Hale bebeğini kaybetti. Hani sen yapmamıştın? Ablacığım ben yapmadım. Bırakmıyorlar ki yakamı. Benim suçum kertenkele olmak. Burada kalırsam herkesin hayatı benim yüzümden alt üst olur. Betül'ü bulurlar. Ona da zarar verirler. Ben buna dayanamam. Sokrat belası her an sevdiklerime zarar verebilir. Hayata bak lan. İlk önce Kenan, sonra Sokrat, yarın başka birisi. Olmuyor işte abla, olmuyor. Kimliğim peşimi bırakmıyor benim. Benim başka çıkar yolum yok. Anlayacağınız. Kertenkele gider. Ama bir... Efendim? Kertenkele. Senin bu Ünsal komiser denen bacanağın hala akıllanmamış. Sen Ziya Hoca değil misin? Neden nasihat vermiyorsun? Ne diyorsun lan? Ünsal yeğenimin peşini bırakmıyor. Ondan bir şekilde kurtulacağım. Karşıma çıkacak olursan, hiç istemesen de seni üzerim. Sakın bu sefer bir aptallık yapma. Ah Ünsal, ah. Ah Ünsal, ah. Ateşle oynuyorsun be, ateşle. Ulan avucumuzun içindeki adamı kaçırdık lan! Belki de kertenkele yardım etti.
Ulan bu şerefsiz Ejder var ya, bu şerefsiz Ejder. Yurt dışına kaçacak ha. Havalimanlarına, limanlara, her yere bilgi geçin. Kaçmadan yakalanacak o adam. Emredersiniz amirim. Ya amirim, bu arada size teşekkür etmek istiyorum. Yani hayatımı size borçluyum amirim. Siz olmasaydınız ben belki de senin hanımla evlenemeyecektim. Tamam, abartma Levent. Olur mu amirim? Hatta daha da fazlası. Siz benim gelecekteki ailemi kurtardınız. Ama ben bebeğimi kurtaramadım Levent. Efendim? Hayatın tehlikede Ünsal. Dikkatli ol. Kertenkele. Sokrat'la uğraşma Ünsal. Yeğeninin peşini bırak. Bu adamların şakası yok. Seni öldürecekler. Asıl ben seni öldüreceğim lan. Ben seni öldüreceğim. Çocuğunun düşmesiyle benim hiç bilgim yok Ünsal. Sokrat seni kaçırdığında seni kim kurtardı zannediyorsun? Yalancı köpek. Şerefsiz. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Ünsal, bak ben seni dostçum uyarıyorum. Sokrat'ı takip etmeyi bırak. Kendi hayatını da tehlikeye atma. Neredesin lan sen? He? Neredesin lan? Tek başıma çıkacağım lan karşına. Erkek sen, yerini söyle lan. Ne? Alo. Lan benimle dalga mı geçiyorsun lan? Bebek katili, geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Abi, sorun mu var? Ne var lan? Lan, çık dışarı. Amirim, siz sinir krizi geçiriyorsunuz. Birden beşe kadar onar onar sayın, siniriniz dağılır. Ne diyorsun lan sen? He? Gerizekalı. Birden beşe kadar onar onar nasıl sayacağım lan? İlkokul öğretmeni kim lan senin? A bakın, işe yaradı. Hemen sonuç verdi. Gördünüz mü, siniriniz dağıldı. Bana ilkokul hocamı sordunuz. Lan! Demek Ünsal amirimin hayatı tehlikede. Onu asla yalnız bırakmamam lazım. Ona uzanan parmakları kırarım ben. Kırarım. Ah be Ünsal, lan Ünsal. Hayatın tehlikede işte. Niye anlamıyorsun? Artık burada daha fazla duramam. Sokrat adım adım yaklaşıyor. Ekrem amca nerede? Nerede olacak? Gençlik sevdasına kapıldı. Sabah spor yapıyor beyefendi. Şşşt, ne işti ya? Bunca zaman gerçek bir aile oldunuz bana. Hiç sahip olmadığım ailem yerine koydum sizi. Öyle zor ki şimdi çekip gitmek. Gene öksüz, gene yetim kalmak. Sensiz kalmak. Seni bile özleyeceğim be Tülin cadısı. Ziya hocam. Hı. Omlet. Ne? Sağ olun. Dikkat ediyorum da sabahtan beri bir şey yemediniz. Ziya hocam. Omletinize karabiber öpelemek ister misiniz? Uzatayım mı? Yok, istemem. Ay kardeşim, bak seni ne kadar çok seviyor hepsi ya. İnsanın böyle bu kadar güzel bir ailesinin olması, bir ömür boyu yaşaması büyük saadet. Çok şanslısın. Ay sizin çayınız da soğumuştur, ben dur, değiştireyim. Dur, dur, dur. Benim için ben de halledirim bunu sen. Ya sana ne oluyor? Ben değiştireceğim. Geliyorum hemen. Ya bunlar Hidayet'e mi erdi böyle? Ziya Hoca'ya böyle bir hürmetler falan. Ay kes, sus ya, görmüyor musun? Ama aferin, almıyor seni burası değil mi? Almıyor. Hiç burada değiliz. Nasıl yaşayacağım sensiz? Nasıl? Ah Zehra. En zoru seni ve kardeşimi bırakmak ardımda. Tüm hazırlıklar tamam patron. Pasaport ve kimlikler bende. Teknede birkaç saate gelecek. Güzel. Tamamdır. Ma
Madem amirimin hayatı tehlikede, biz de ekip Çenek onun yakın korumalını yapacağız. Hiçbir itiraz istemiyorum bu konuda amirim. Lan manyak herif, git kendini koru önce. Ne işiniz var lan bu saatte burada? Aa amirim, itiraz istemiyorum dedim. Bir de bir konu hakkında müsaadenizi istiyorum. Acaba benim mesaim bugün biraz geç başlayabilir mi amirim? O niye Levent Bey? Ya biz Ejder ile kertenkele konusuna çok fazla odaklandığımız için... ben Selinciğimle uzun zamandır görüşmüyorum da amirim. Lan oğlum yürü git ya, yürü git ya. Siz de karakola, hadi hepiniz. Hadi bakayım siz de karakola. Aa, amirim de beni senin hanımla buluşacağım kafeye yakın bir yerde atar nasılsa. Amirim candır can. Allah'ım ya. Bizimkiler henüz Ünsal'ı indirememiş patron. Ünsal polislerle geziyormuş. Ejder bugün yurt dışına çıkıyor. Ona artık ulaşamazlar. Ama biz buradayız. Ünsal beni ve kertenkeleyi bulmadan pes etmeyecek. Bizim sessizliği çağır. Bu işi temiz halledelim. Levent, bütün bunlar doğru mu? Tabii ki doğru Selim. Ünsal amirim olmasaydı ben şu anda meftaydım, mefta. Ay. Allah korusun, sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Bana bir şey olsaydı sen ne yapar mıydın? Hemi de vurmalı. Yalnız aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Vallahi canımı zor kurtardım. Ya bu Ejder denilen adamın hiç şakası yok. Kertenkele'nin hiç olmasa bir mizah duygusu var. Ama bu Ejder'de hiç yok. Ah Zehra, ah. Zehra mı? Kertenkele konuşuyorduk. Zehra nereden çıktı şimdi ya? Ay rica ediyorum Levent, bana kertenkeleden bahsetme. Nasıl bahsetmeyeyim Selin? Şimdi biz Ejder'i yakalayacağız. Ejder kim? Kertenkele'nin işbirlikçisi. Ejder'i yakaladıktan sonra adım adım kertenkeleye ulaşıp onları yakalayacağız. Yani şu kertenkeleyi yakalayın da biz de kurtulalım vallahi. Merak etme. O iş bende Selo. Tamam Levo. Levo dedi. Levo, Selo. Kapı içine. Oğlum bak buraya. Tamamdır, tamam. Patron tekne bir saate gelecek. Açığa demir atacak. Biz de botla geçeceğiz. Tamam, bir aksilik istemiyorum. Tamam patron, anlaşıldı. Ne zaman çıkacak içeriden Hicab abi ya? Bekle, bekle. Ben ne bileyim, musallat oldu mahalleye. Çıkmıyor camiden ya. Sorma ya. Vallahi şaşırdık ne yapacağımızı. Kafası iyice gitti. Vallahi ben sana diyeyim yani. Doğru söylüyorsun. Ya hocam. Ne oldu ya? Hayırdır? Hocam hiç sormayın. Mesut Hoca camiye girdi. Ben çıkmam diyor. Namazı da ben kıldıracağım diyor hocam. Hocam, Mesut'un arkasında namaz kılınır mı? Bunu da mı soruyorsun Hicab abi? Kılınmaz tabii. Adam mezup yahu. Ben şahsen kılmam arkasında namaz. Ben de kılmam. Sana mı soruyorum? Tamam. Ben bir gelip konuşayım. Söyle. Hocam polis çağıralım mı? Ya abartma Hicabi. Ben bir gidip konuşurum şimdi, siz durun. Tamam hocam. Tamam. Ziya hocam halledecek, şey yapmayın. Telaş yapmayın. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hocam böyle tek başınıza ne yapıyorsunuz burada? Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Cemaati bekliyorum. İyi tamam da hocam böyle olmaz yani. Birazcık size alışmaları lazım. Ben bekliyorum. O cemaat gelecek. Hocam ama yani gelmiyorlar işte. Zorla da güzellik olmaz. Onların beynini sen yıkasın, sen. Bir de utanmadan geçmiş karşıma cır konuşuyor. Çok hocam bakın. Yani isterseniz şöyle yapalım. Cemaatin size alışması için ilk önce diyorum hani bir vaazla mı başlasınız? İşte yeni evimiz Seval'im. Namık, burası çok pahalı bir eve benziyor. Sen daha pahalılarına layıksın karıcığım. Yani şey karıcığım evet. Namık nasıl ödeyeceksin bu evin kredisini? Gece gündüz çalışıyorum biliyorsun. Ayrıca biraz birikmiş de param var. Taksitleri dert etme sen, hallederiz. Bana bak. O
Kenan'dan aldıysan bu parayı, yemin ediyorum silerim seni. O herifin 5 kuruşu geçmeyecek bizim kırsağımızdan. Şimdi durup dururken konunun Kenan'la ne alakası var Allah aşkına? Benim o haramzadeyle ne işim olabilir? O kanunsuz adamla ben çalışmayı bıraktım. O işler bende, sen merak etme. Şöyle bakayım, yatak odasını göstereyim mi? Salon da güzel, büyük, geniş olsun diye ben şey yaptım. Muhterem cemaat, bugünkü vaazımızın konusu peşin hükmün zararları. Hocam konuyu monuyu bırak da et 3-5 laf olsun bitsin. Zaten hocamızın hatırına dinliyoruz seni. Sus kardeşim, sus. Camide konuşulmaz. Şişt, bana bak, Mecid Hoca da senin gibi konuşuyor. Aynı kumaştansınız ha. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kesin sesinizi, kesin. Beni dinleyin ya. Ya ne dinleyeceğiz be? Kenan Bey, lütfen yapmayın. Buyurun hocam. Hocam, bir soru geldi de sorabilir miyim? Kardeşim, sorun varsa caminin dışında. Çıktıktan sonra yanıma gelirsin, sorarsın. Burada soru sorulmaz. Meczup Hoca Bey, ben hocama sordum, size sormadım. Ben meczup değilim. Ben hocayım, gerçek hoca. Meczup olan bu. Hocam, sorumu soruyorum. Sorabilir miyim? Ne icabı? Ya havle bela. Soruyorum hocam. Camide yemek yemek caiz midir? Ne yemeği ya? Ne yemeği ya? Ya camide yemek mi yenir kardeşim? Haklı ama ya. Bu kadar da olmaz. Ben bu yaşıma geldim. Camide yemek yendiğini de ilk defa görüyorum. Ne yapıyorsun lan? Sığır. Abi vallahi karnım çok acıktı. Köyden annem yapmış göndermiş sağ olsun. Taze böyle organik peynirli şey olsun. Hepsi çok güzel biliyor musun? Dayanamadım, bir tanesini dedim yiyeyim burada. Yersen daha var abi. Şey yapayım mı sana? Manyak mısın lan? Sırası mı lan? Muhterem cemaat, görüyorsunuz değil mi? Ne demişler? Yarım doktor insanı canından, yarım hoca da insanı dininden edermiş. Bu nasıl cemaat ya? Olacak işte. Kimi yemek yer, kimi arasında sohbet eder, kimi soru sorar. Allah Allah. Haklı. Ben hep söylüyordum zaten. Azmi hocam, ya ne güzel konuşuyorsun ya. Ağzında palak ya. Sağ ol, var ol hocam. Sen ne diyorsun hemşerim ya? Konuştuk, soru sorduk diye dinden mi çıktın? Ya hocam, yani bir tane poğaça yedik diye şimdi ben dinden mi çıkmış oluyorum? Ayıptır ya. Hocam, benim soru hala bekliyor da cevabını alabilir miyim? Şimdi Hicab abi, yemek tabii ki nimettir evladım. Şimdi evladım bak, burada camideyiz. Aç, tok, işçi, patron, büyük, küçük hep beraberiz burada değil mi? Hepimiz eşitiz. Ancak araya böyle yemek yiyen olursa kiminin gözü kalır, kimi yer, kimi yiyemez. O yüzden camide yemek yemek olmaz evladım. Caiz değildir yani. Onu dinlemeyin, onu dinlemeyin ya. Zaten onu dinleye dinleye bu hale gelmişsiniz. Beni dinleyin diyorum ya, o bir mevzu. Ya ne dinleyeceğiz seni be? Şşş. Hocam, ben bunu kürsüden indireyim mi? Ya Kenan Bey, bir durun, sakin, Allah aşkına yapmayın. Hocam, yani ben de burada kötü bir şey söylemedim ama lütfen. Evet muhterem cemaat. Ne diyorduk başında? Bugünkü vaazımızın konusu peşin hükmün zararları. Amirim, icranın yerini tespit ettik. Emin misiniz adamın yerini tespit ettiğinize? Evet amirim, telefon dinlemelerine takıldı. Yeri saptandı. Yeminle yurt dışına çıkma yasaklanıyormuş. Tamam, biz olay yerine intikal ediyoruz. Amirim, sizden bir ricam var. Biz birazdan çatışmaya girebiliriz. Siz geride durun. Sizin aileniz var. Ben sizin için her türlü riski göze alırım amirim. Kertenkeleyi öldürmek için bütün riskleri göze aldım Levent. Merak etme hocam. Alacağım o raporu. Yalnız yeni bir şey öğrendim. Sokrat Ünsal'ın peşine düşmüş ya, doğru mu? Maalesef öyle. Hocam niye maalesef olsun ya? Ünsal ölürse sen de temize çıkarsın. Lakin Ünsal'ı rapor mapor kesmeyecek hocam. Seni öyle bir kafaya takmış ki seni öldürmeden rahat etmeyecek o. Patron, tekne gelmiş. Açıkta temir atmış. Gidebilirsin. Hadi gidelim.
Bu sefer çatışıyoruz. Kaçmak yok. Teslim ol. Teslim ol. İndirin silahları. Kaçma Ece. Ece bu sağlığı. Patron sen git. Patron. Kaçma lan. Dur lan. Kaçma lan. Havaları aldanıp sakın fazla dondurma yiyeyim demeyin, tamam mı? Tamam. Tamam. Kardeşime gideceğimi söyleyemem. Abim niye orada duruyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Nasılsın? İyi. İyi. Özledim seni. Biliyor musun? Ya öyle bazen ara ara çalışırken gün içinde aklıma geliyorsun. Diyorum ki ben abimi buldum be. Sonra seni özlemeye başlıyorum. Sonra? Sonra diyorum ki benim abim mahallenin en sevdiği, saydığı cami hocası. Ben biliyor musun kendimi nelere hazırlamıştım. Karakola gittiğimde kertenkele olma ihtimalini bile göze aldım. Ya öyle biri olsaydın ben yıkılırdım abim. Ama bak, benim abim mahallenin böyle sevdiği, saydığı güzel bir adammış ya. Neyse, benim şimdi içeride hastam var, gitmem lazım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam, tamam. Ben de camiye gideceğim zaten. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hocam nasılsınız ya? Sana ne lan? Ne gezip duruyorsun buralarda? Hocam mahallede küçük bir gezintiye çıktım da. İyi ki de çıkmışım, sizi gördüm bakın. Oğlum ne sendeki bu haller ya ha? Hocam söyledim ya, artık size saygı duyuyorum. Kes lan. Sırıtıp durma pişmiş kelle gibi. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yaklaş lan, korkma, bir şey söyleyeceğim, gel. Bana bak. Ben buralarda olduğum sürece Betül'ün yanına yaklaşamayacaksın. Ha ben burada olmasam bile yanına yaklaştığını duyarsam cezanı keserim. Hayırdır hocam, yoksa bir yere mi gidiyorsunuz? Yak lan, hiçbir yere gittiğim yok, buradayım. Ya niye inat ediyorsun Ziya Hoca ya? Ben Betül'ü seviyorum diyorum. Sen sevmekten ne anlarsın lan, ha? Ne anlarsın? Betül'ün yanına yaklaştığını duymayıp cezanı keserim, bilmiş ol. Ulan bu hoca bozuntusu benim Betül'le evlenmeme izin vermeyecek ya. Betül de abisinin sözünden çıkmayacak. Ben senin ne oyun çevirdiğini bir öğrensem var ya, işte o zaman senden kurtulacağım. Şimdi sen harbi harbi gidiyor musun be kardeşim? Gidiyorum Şevket. Bir daha dönmeyeceğim bir yere. Şevket, bu işleri halletmeden geri dönmemin bir anlamı yok. Ben burada durduğum sürece herkes için zararım. Ya Betül durumu öğrenirse ne olacak? Öğrenmeyecek. Bir şekilde halledeceğiz. Ne zaman gideceksin? Şimdi. Kardeşim. Öyle gidilir mi ya? Kendine iyi bak. Bakarız bir çaresine. Bakarız değil mi oğlum ya? Habersiz gidilir mi? Bak kız çıkacaktı. Bence vedalaş, tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi eyvallah, tamam. Habersiz bırakma, ara düşünürsün. Ararım. Kaç kere beni bırakma dedin. Nasıl diyeyim sana gidiyorum diye. Yine öyle bakacaksın, beni bırakma diyeceksin. Nasıl ayrılırım yanımdan? Elveda sevgilim. Elveda. Müzik.
İntikam alınmadan yeğenim gömülmeyecek. Efendim Sokrat. Ünsal yeğenimi öldürdü kertenkele. Bugün sen onu kurtarmasaydın yeğenim hayatta olacaktı. Artık içimdeki ateş sadece Ünsal'ı öldürmekle sönmeyecek. Önce Ünsal ölecek. Sonra da? Sen de onun doğmamış bebeğini öldürdün Sokrat. Bırak şu adamın peşini. Söyleyeceklerim bitmedi kertenkele. Önce Ünsal ölecek. Sonra da sıra sana gelecek. Onun hayatını kurtarmanın bedeli ağır olacak. Bu hayatta en sevdiğim insanı benden aldın. Ben de senden en sevdiğini alacağım. O zaman? Benim nasıl yandığımı çok daha iyi anlayacaksın. Zehra'nın kılına dokunursan seni gebertirim Sokrat. Sokrat! Hadi Zehra, hadi. Zehra, neredesin? Ofisteyim, ne oldu? Tamam, yok bir şey. Geliyorum. Abi. Bu adam 24 saat içinde ölecek. Ya biz de operasyondan yeni geldik, biraz yorgunuz. Ünsal amirim de içeride dinleniyor zaten. Tabii onun da sinirleri bozuldu haliyle. Ama ben size yardımcı olurum. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi buraya? Ya ben biri hakkında bilgi edinmek istiyorum da. Tabii. Nasıl bir bilgi? Nasıl yani, ne tür? Yani sabıka kaydı falan mı? Evet evet, sabıka kaydı. Kolay, onu hemen hallederiz. Yalnız bir TC kimlik numarasına ihtiyacımız var Semih Bey. O ne oluyor değil mi? Süper. Tabii tabii. Olacaktı. Bir saniye, bu mu? Buyurun. Beş dakikaya seceri şimdi dökerim buraya. Senin kim olduğunu öğrenmeme çok az kaldı sahte damat. Bakalım neler karıştırıyorsun. Görürse görsün, kocam değil miyim ya? Ama sahte kocamsın. Ya alnımda mı yazıyor yani sahte koca olduğum? Ya tamam. En azından bu kadar belli etme duygularını başkalarının önünde. Ya iyi tamam canım. Kalabalık olmayan yerlerde sarılırım o zaman. Ya. Ne çıktı? Semih Bey, bakın. Bunu size gerçekten nasıl söyleyeceğimi şu an bilemiyorum. Nasıl ya? Büyük bir şey mi? Büyük bir şeyden de öte, bu şok edici bir şey. Biliyordum ya. Ne çıktı? Semih Bey, şöyle söyleyeyim ki bu kişi eks olmuş. Ne olmuş? Allah kahretsin, işte bizim mesleğinde en büyük cilvesi bu. Dışarıdan sorsan en zor olan taraf kaçma, kovalamaca, takip zannedilir. Hayır, bizim için en zor olan şey bu bilgiyi gidip o kişiye vermek. Ve gayet soğuk bir şekilde gidip o kişiye eks oldu demek. Yani halk arasında mefta olmuş. Yani ayakları kaymış, ayakları. Hakkın rahmetine kavuşmuş yani. Gitmiş gitmiş başka diyarlar, terki diyar etmiş yani. Yani nasıl söyleyeyim? Ya Mortinger Strauss'u olmuş ya. Ölmüş, ölmüş bir şey yok şu an burada yani. Ya.
Ama sicili çok temiz. Sabıka kaydı gerçekten beyaz bir sayfa. Eğer cenaze işine giderseniz bu kişi hakkında çok iyi bildirdik diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ölmüş yani. Ya işte insan olup kuş misali. Bugün var, yarın yok. Hepimizin geçtiği yer orası. Allah toprağını bol kılsın. Allah ondan aldığı ömrü fazlasıyla size versin inşallah. Az veren maldan, çok veren candan. Yok bu buraya... Neyse yani ölenle ölümüyor. Helvası bol olsun. Ne bileyim ne denir ki yani. Yakınınız mıydı bu arada? Efendim? Yakınınız mıydı diyorum. Evet ya. Allah rahmet eylesin. Allah size de sabır versin. Şimdi sizin en dik durmanız gereken zaman Semih Bey. Kendi sakın bırakma. Metanetli. Yalnız kusura bakmayın şimdi bizim de işimiz gücümüz var. Daha Sokrat, Kertenkele, Ejder üçgeninde şimdi ölmüş bir adamla uğraşacak vaktimiz yok. Kusura bakmayın. Ölen ne ölüm ya. Kolay gelsin. Evet. Bir açıklama yapmanı bekliyorum. Ne bu sarılma var falan? Yani bir şey yok canım. Kaygılandım sadece senin için. Bu kadar. Sebep? Ya Zehra, bugün hiç yani işe gelirken falan seni takip eden biri veyahut da ne bileyim şüphelendiğim bir insan ya da bir tehdit telefonu falan bir şey aldın mı? Hayır, hiçbiri olmadı. Evet, hala açıklama yapmanı bekliyorum. Ya bu Sokrat manyağı yok mu? Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Bir şey mi dedi sana? Ya bir şey demedi de belli de olmaz. İhtiyatlı olmak lazım yani. Sen bir tuhafsın bugün. Ya yok tuhaf değilim de şey ya. Eve birlikte geçelim mi? Ben seni bırakayım. Yalnız bırakmak istemedim şimdi seni. Tamam. Küçük bir işim var. Onu halledip geleyim o zaman. Tamam. Beklerim ben burada. Sen bekle ben geliyorum. Tamam. Kim ulan bu Ziya Hoca? Ölmüş birinin kimliğini almış. Demek ki polisten kaçıyor. Betül biliyor mu bunu? Sanmam. Çünkü abisinin sahte evlilik yaptığını da bilmiyor. Eğer ben bu Ziya Hoca'nın kim olduğunu öğrenirsem ondan kurtulurum. Betül de bana kalır. Aa, Ziya Hoca? Selin Hanım. Siz burada mıydınız? Ya evet, ben Zehra'yı uzun zamandır ziyarete gelmemiştim. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptınız. Şey hocam, ben de sizinle bir şey konuşmak istiyordum aslında. Tabii buyurun, konuşabiliriz. Yani böyle bir şey nasıl söylenir ki? Bilmiyorum. Rahat olun lütfen. Söyleyebilirsiniz. Hocam, siz gerçekten çok iyi, çok anlayışlı bir adamsınız. Ama gerçekten çok zor. Vallahi merak ettim Selin Hanım. Ne oldu? Hocam, evliliğiniz ne kadar sahte olursa olsun, yani siz her erkeğin yapamayacağı bir şey yaptınız. Zehra'nın kara faruklarının adama aşık olmasını hoş gördünüz. Ama keşke, yani keşke engel olsaydınız. Ben Zehra için çok endişeleniyorum. Neden? Kara Faruk yüzünden. Kara Faruk mu? Evet. Hocam, Kara Faruk'un kim olduğunu biliyor musunuz? Kimmiş? Kara Faruk, Kertenkele deninden kanun kaçağıymış. Ne diyorsunuz siz Selin Hanım? Bu gerçekten çok tehlikeli. Evet, aynen öyle. Ama Zehra'nın gözünü o kadar kör etmiş ki... kaç kere söyledim, Zehra yapma dedim. Yani bu adamla olmaz dedim, suçlu dedim ama dinlemedi. Peki Zehra Hanım, Kara Faruk yani şey... bu Kertenkele hakkında ne düşünüyor? Hocam anlattım ya, kör kütük aşıkmış işte. Ne aşkı ya? Ben niye hiç hissetmiyorum aşkı? Emin misiniz? Tabii ki eminim. Yani hocam Zehra'nın gözü kör olmuş. Kesin bu adam Zehra'ya büyü yaptı ya, kesin yani. Hocam bir de siz konuşsanız, ne bileyim yani belki sizi dinler, bu sevdadan vazgeçirseniz. Yoksa arkadaşım var ya, körü körüne hapse girecek. Tamam Selin Hanım, siz merak etmeyin, ben konuşurum Zehra'yla. Çok teşekkür ederim. Zehra, bu dosyayı incelemen lazım. Görüşürüz hocam. Günler.
İyi, tamam. Kimse yok. Zehra, ben bir mahalleye geçeyim. Ama özletme kendini. Geç kalma, tamam mı? Tamam. Öpücük gönderdim. Ne oluyor lan? Hayal miydi bu? Hayal gördüm kesin. Zehra bana öpücük gönderdi. Hayaldir hayal. Ay görmemiştir değil mi? Görmüş müdür? Görmemiş midir? Gördüm acaba ya. Kızım deli misin? Adam şapşala döndü öpücüğü görünce. Ay yok, çok abartıyorum ya. Arkadaşça bir öpücüktü işte. Hemen anlam yüklemesin o da canım. Aç tavuk kendini dar ambarında görülmüş. Kız arkadaşça bir öpücük gönderdi işte. Tabii ilk olunca anlam yükledik hemen. Kandır kendini bakalım Zehra. Arkadaşçaymış. Resmen seviyorsun sen. Ne? Seviyor muyum? Yok canım, o kadar da değil yani. Ne arkadaşçası be? Böyle arkadaş mı olur? Ya ne olur, hayal olmasın bu. Ne seveceğim ya? O kadar kandırdı beni. Pis mikrop. Duygularını itiraf etsene kızım ya. Ben bu adamı seviyor muyum? Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Seviyor muyum? Of, ay evde nasıl yüzüne bakacağım şimdi? Burada kalacağız anlaşılan. Sevdiklerim buradayken buradan gitmek olmaz. Merhaba Betül Hanım. Betül Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Betül Hanım. Hayır, konuşamayız. Şimdi bir hastama gidiyorum ziyarete. Tamam, ben bırakayım sizi. Hayır, teşekkürler. Ben kendim giderim. İnat etmeyin canım. Bırakayım işte. Teşekkür ederim Semih Bey. İstemiyorum. Otobüsle giderim ben. Ya siz benden kaçıyor. Tamam, ben otobüse bırakayım o zaman. Amma inat çıkıp şerefsizce. Buradan kaçan bir adam gördünüz mü? Yok, kimseyi görmedim. Ulan seni bir yakalarsam lime lime edeceğim. Eyvallah. Ya. Allah Allah. Onu ödümü kopardın lan. Sus. Niye ne altlar karıştırdın sen? Vallahi bir şey anlamadım kardeşim. Kızın nişanlısı varmış ya. Ne? Ya kıza çiçek verdim. Nişanlısı çıktı, o koşturdu. Ya yemin ediyorum bak, güzel bir kız, bakıştık ettik. Hiçbir sorun yok. Aldım çiçeği, gittim yanına. Parmağına baktım, yüzük yok. Allah belamı versin, yüzük yoktu ya. Kes lan. Ne bileyim ben arkadaş? Ulan madem nişanlısı, niye yüzük takmıyorsun ya? Kes lan, kes. Ben bilmiyor muyum acaba sen o kızın parmağına mı yoksa başka bir yerine mi baktığını? He? Bir de parmağına bakmışmış. Oğlum, kız kardeşimi sana emanet edeceğim. Sen gidiyorsun, el alemin nişanlı kızlarına sarkıyorsun. Ne biçim adamsın lan sen? Tövbe haşa, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne sapı, ne sarkması? Sen hiç gördün mü öyle çiçekleri sarkan bir insan? Şevket, lagaluga yetme bana. Tamam mı? Lagaluga yapma abi. Bak Şevket, o Semih'i kardeşimin yanında bir göreyim. Onu toprağın altına gömeceğim. Seni de var ya kulaklarından tavana asacağım, bilmiş ol. Kardeşim sen o mevzuyu merak etme. Ben de oradan hallettim. Semih'e gittim, gözdağı verdim. Bir daha dedim Betül'ün etrafında durmayacaksın. O da korktu, tırsla anladı beni. Gözdağı vermişmiş. Ben bilmiyor muyum malımı acaba? Ana! Lan! E sen dönmüşsün. Gitmiştin. Gitmedin, kaldın. Ne oluyor? Gitmedim, gitmedim. Şimdilik gidemiyorum. Kardeşim benim be! Lan yavaşma, yavaşma dur! Ya bende kart yok. Ben parasını takdim etsem. İçeriden sorun. Olmaz. Akül basmaz lazım. İlla kart olacak. Kesinlikle. Peki.
Eyüp. Yok. Siz... Bakma sen. Pardon, fazla kartı olan var mı? Hemen bir basmalık. Ha? Ben parasını neyse takdim edeceğim. Şişt, çıkartma. Peki, hepiniz kartsız bindiniz tabii değil mi? Yani bir bayağı yok kart. Ah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Buyurun. Oraya basıyorsun. Ha, buraya, pardon. Çok, çok teşekkür ederim. Ben vermedim, arkadaki hanımefendi verdi. Gidemedim. Ünsal Sokrat'ın yeğenini öldürmüş. Ne diyorsun lan? Sokrat onu bu gece kaldırır. Hatta kaldırmakta da kalmaz, kafa kağıdını alır vallahi. Gitmemin bir anlamı kalmadı anlayacağım. Bu Sokrat tehlikeli. Burada kalıp sevdiklerimi korumam lazım. Başka çaresi yok. Arkadaş ben nasıl garip bir adamım ya. Her şey benim yüzümden ya. Kertenkele olmasam bunların hiçbiri başıma gelmezdi de. İşte. Semih Bey artık iner misiniz? Siz inince ben de inmiş olacağım zaten. Hop hop. Hanımefendi, bu lavuk sizi rahatsız mı ediyor? Size ne oluyor lan beyefendi? Siz ne karışıyorsunuz? Sen kime diyorsun lan lan nununu? Sana diyorum lan. Lan var ya otobüse bindiğinden beridir ayar oluyorum zaten sana. Oyarım lan seni. Yalnız öyle oyarım mı? O elinde indir tamam mı? Hanımların yanında öyle artistlik yapma bana. Lan başlarım sana da hanımına da. Ay, lan ne oluyor? Tutsanıza arkadaşlar. Lütfen. Bırakın. Tutsanıza. Ne yapıyorsun? Sen var ya. Ne oldun var ya. Bak. Bak hala el kolları geçiyor. Bak. Şehir bakanlığı seni. Betül Hanım bu size dua etsin var ya. Bu siz olmasanız ben bunun ağzını yüzünü birbirine karıştırırdım yani. Ama böyle olacağı belliydi. Siz niye adamla kavga ediyorsunuz ki Semih Bey? Neden? Ya hep böyle insanlar çıkıyor benim karşıma ya. Hep sahibiniz gibi hödük. Hepsi şiddete başvuruyor. Abim hakkında böyle konuşmaktan sizi men ederim. Lütfen bir daha onun hakkında böyle konuşmayın. Lütfen. O beni korumaya çalışıyor. Benim için üzülüyor ve sizinle konuşmamı istemiyor. Ama ben şu an sizinle konuşuyorum. Lütfen bırakın beni ne olur. Betül Hanım ben yanlış anladınız. Betül Hanım. Hay benim dilimi eşek arısı soksun ya. Arkadaş bu Ziya'nın kim olduğunu öğrenmek zorundayım ben. Yoksa bu kıza yaklaşamayacağım. Çok pardon, ben anlamadım mevzuyu. Seni öldürmek için can atan Ünsal'ı Sokrat'ın elinden kurtarmak için sen şimdi kendi canını tehlikeye mi atacaksın? Boş yere. Anlamıyorsun Şevket. Bu Sokrat şimdi Ünsal'ın peşinde. Sonra bana gelecek. Tehlikeli. Hem Ünsal bebeğini kaybetti. İntikam almak istiyor. Anlıyorum onu tabii, anlıyorum da. İşte. Can düşmanım da olsa... Ünsal Zehra'nın eniştesi. Onu bu halde Sokrat'ın eline bırakamam. Ortalık kızışacak ha? Aynen. Sessiz yerini aldın mı? Evet patron. Her şey istediğin gibi. Senden haber bekliyor. Emrettiğin an tetiği çekecek. Ünsal bu gece ölecek. Ya amirim rahatlayın artık, relax. Tamam, ejderi yakaladınız işte. Nerede yakaladık lan? Kaçırdık elimizden adamı. Ya amirim vurdunuz onu, vurdunuz, yaraladınız. Yaralı bir ejderha. Niyetinizin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiniz onlara amirim. Levent saçma sapan konuşma. Kertenkelenin yerini biliyorsan söyle, bilmiyorsan konuşma. Hayır, bilmiyorum ama aklıma bir şey geliyor. Kertenkele kaçarken korkudan mutlaka kuyruğunu bir yere bıraktı. Biz adım adım onun kuyruğuna ulaşmalıyız diyorum amirim. Evet. Kızlar. Anlatsanıza. Hiç konuşmuyorsunuz. Başka zaman tep 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 tep. Ne anlatalım dedeciğim? Aynı. Aynı. Peki işler nasıl? İyi.
İhalelere katılıyor musunuz? Evet. Hayır. Bir dakika, şimdi evet mi, hayır mı? Şu aralar elimizde fazla iş olduğu için katılamıyoruz. Kızım, sen iyi misin? Bugün biraz asabi gibi göründün de bana. Yok dedeciğim, gayet iyiyim. Gün içerisinde bazı sinir bozucu olaylar oldu da. Güzel kızım, bak benim sana bir tavsiyem var. Sen en iyisi evlen. Bak Zehra ne güzel evlendi, bebeği de olacak, değil mi canım? Artık senin de zamanın geldi değil mi böyle? Ya öyle tabii. Kısmet diyelim. Yani maşallah, maşallah. Bugün de sizin sohbetinize doyum olmuyor. Demek o zaman ben yatayım. Hadi iyi geceler. İyi geceler dedeciğim. Canım kızım, bugün benim yemek davetime icabet ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek dedeciğim? Asıl ben teşekkür ederim davetin için. Zehra, arkadaşına yukarıdaki odayı hazırla da bu gece bizim misafirimiz olsun ha? Yok yok, hiç gerek yok. Ben eve gideceğim zaten. Yok. Bu saatte seni hiçbir yere yollamam. Dedeciğim merak etme, hallederim ben. Tamam. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Uykun mu geldi? Yok canım, bu saatte ne uykusu? Belli. Kusura bakma Zehra, rahatsız ettim. Yani sırf Ekrem dede istedi diye geldim. Senin için değil. Bunu bil. Biliyorum canım. Bilmediğin çok şey var yalnız. Bunu da bil. Neymiş bilmediğim çok şey acaba? Seninkini yakalamak üzerelermiş. Levent söyledi. Kertenkeleyi mi? Evet. Kesin yakalayacaklarmış. Nasıl ya? Vallahi öyle. An meselesiymiş. Ne diyorsun ya? Benden söylemesi. Yani sonra duyunca şoka falan girme. Olacağı buydu zaten. Sağ ol. Ne demek Zehra? Nasıl olsa eski arkadaşımsın. Onu mu arıyorsun yoksa? Pes yani. Gerçekten pes. Pes. Açmıyor ya. Kesin namazdadır. Namazda mı? Kertenkele namaz mı kılıyor? Evet, kılıyor. Kılamaz mı? Tövbe etmiş her şeye. Günahlarından arınıyor şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım. Çok merak ettim seni. Saatte sokaklar o kadar tehlikeli ki, Ziya her namazdan dönüşte biraz geç kalsın merak ediyorum. Ya Zehra, aklına böyle kötü kötü şeyler getirme Allah aşkına. Bir şey. Ben bir yatsıya gideyim. Kertenkele lütfen dikkatli ol. Ünsal eniştemle Levent her an seni yakalayabilirmiş. Bir şey olmaz, boşver. Atlatırım onları. Zehra, ben de artık bu evden yalnız başına dışarı çıkmanı istemiyorum. Sebep? Ya lütfen ben ne diyorsam onu yap. Bu Sokrat denen adamın gerçekten şakası yok yani. Tamam. Tamam. Lütfen sen de dikkatli ol kertenkele. Sana bir şey olur diye çok korkuyorum. Bunu beni gerçekten umursadığın için mi yoksa hani yakalanırsam işlerin bozulacağını düşündüğün için mi söylüyorsun? Sonuçta bana çok iyiliğin oldu. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bu kız Selin'in dediği gibi bana aşık mı gerçekten? Aşıksa niye gizliyor ya? Tek sebebi bu mu? Bilmiyorum kertenkele. Kafam gerçekten çok karışık. Sağlıklı düşünemiyorum. İyi tamam, hadi ben çıkıyorum.
Görüşürüz. Tamam. Dikkat et lütfen kendine. Seni karşıma çıkaran Allah'ıma şükürler olsun hocam. Evet icabı buyur. Hocam kafama bir soru düştü. Aman icabı aman düşmesin kafana soru sor. Sorayım mı? Hı hı. Hocam yoga yapmak caiz midir? Ney? Yoga hocam. Ya icabı sen yoga mı yapıyorsun? Yok hiç yapmadım yoga. Yaz icabı. Şimdi yoganın çeşitli türleri vardır. Mesela suyun altında yapılan yoga. Havada yapılan yoga. Mesela derin meditasyon ayrı bir tür. Ve bunun bir de sığ meditasyonu var ki insanlar genelde onu tercih ediyorlar. Ama ne yaparsan yap, bir ne bileyim eğitmen eşliğinde yapmak şart. Ha ayrıca yani seansı mesela 500 dolar olan yogalar da var. Onu yaptığın zaman daha faydalı olduğu söyleniyormuş. Peki caiz midir hocam? Ya Hicabi abi, bunun seansına 500 dolar vereceğine gidip bir yetimi sevindirsen, fakir fıkaraya yardım etsen, onların gözündeki o sevinci görsen, vallahi meditasyonun kralını yapmış olursun yani. Ha, yetmedi mi? 5 vakit namaz kıl. Ama dosdoğru kıl yani. Yetimi, fakiri itelemeyeceksin icabı. Bizim dinimiz bunu söyler. Garibana da sahip çıkacaksın. Bu şart. Hocam ne güzel şeyler söylüyorsunuz maşallah. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hoppala, yoga nereden çıktı lan? Efendim? Kertenkele. Sana son bir şans daha veriyorum. Ünsal komiserin canını bu kadar çok seviyorsan... Beykoz'daki eski fabrikaların oraya gel. Yeterince hızlı davranabilirsen onu kurtarabilirsin. Şerefsizi yakalayabilmek için bana bir ipucu ver. Ben böyle yaşayamam. Ejder öldü. Kertenkeleyi de ortadan kaldırmak istiyorsan... Beykoz'daki eski fabrikaların olduğu alana gel. Amirim nereye gidiyorsunuz siz? Helaya. Gelecek misin? İyice bekçi kesildin lan başıma. Malikaneye gidiyorum. Amirim, sizi size rağmen korumak benim birinci vazifem. Sizin güveninizi sağlamak benim için her şeyden önce geliyor. Levent, burada kal. Ya... Allah Allah, ne kadar inatçı ya. Patron, neden ikisini de aynı yere çağırdın? Kertenkele'ye bana engel olamayacağını gösterebilmek için. Balaya bak. Ömrümü karartan adamın hayatını kurtarmak için kendi hayatımı tehlikeye atıyorum ha. İkimizden birisi sağ çıkmayacak kertenkele. Ya ben öleceğim ya sen. Nerede lan bu şerefsiz? Ünsal! Hayatın tehlikede dedim sana. Cem'i kurtarmaya çalışıyorum ama hiç yardımcı olmuyorsun. Neredesin lan şerefsiz? Bebek katili çıksana lan karşıma. Bebeğinin ölümüyle benim bir alakam yok. Ulan erkek sen çık karşıma konuş lan. Beni öldürmeye çalıştın beceremedin. Bebeğimi öldürdün lan. Mermi manyağı yapacağım lan senin neredesin? Ünsal
Seni Sokrat'ın elinden kurtaran bendim. Seni ormandan beyaz renkli bir araçla alıp ıssız bir yerde bıraktım. Ellerim bağlıydı. Bir de ipten kurtulman için bıçak verdim sana. Orada olmasam bütün bunları nasıl hatırlardım söyle. Lan Allahsız! Beni öldürmeye çalışanların arasında sen de vardın. Tabii ki hepsini hatırlayacaksın. Çık lan karşıma! Yanlış yapıyorsun Hüsal. Tamam. Ellerim başımın üstünde. Olduğum yerden çıkıp yanına geleceğim. Canını kurtarmaya çalışıyorum ama vuracaksan da vur. Çık lan. Çık ulan çık. Ulan senin aldığın her nefes yan lan. Gel lan buraya. Tetiği çekmeden önce son bir kez düşünün sana. Kendi ellerimle gelip buraya sana teslim olmazdım. Kendimi niye sana öldürteyim Ünsal? Anlamıyor musun? Tuzak kurdular sana. Ne tuzağı lan? Ne saçmalıyorsun? Bu da başka bir oyun mu? Oyunların sonuna geldik kertenkele. Hiçbir oyun bu saatten sonra seni kurtaramaz. Oyun moyun yok Ünsal. Sen Sokrat'ın yeğenini öldürdün. Anlamıyor musun hala? Kertenkele, ben buraya seni dinlemeye değil, seni öldürmeye geldim. Ünsal, şu an şu binalardan birinin tepesinde büyük ihtimalle bir tane keskin nişancı seni öldürmek için Sokrat'tan emir bekliyor. Sana tuzak kurdular diyorum, anlamıyor musun? Kertenkele de şu an ötesinde. Onu da indireyim mi? Hayır. Sadece Ünsal'ı öldürecek. Bekle. Tam kertenkeleyi öldüreceğin Ünsal'ı indir. Beni buraya sen çağırdın. Ve sen pusu kurdun. Yarım bıraktığım işi aklınca tamamlayacaksın. Ama yolun sonuna geldin kertenkele. Bu sefer seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Nedir durum? Ameliyat. Ona bir şey olursa dayanamam. Bebeğimden sonra Ünsal'ı da kaybetmeye dayanamam. Ablacığım, enişteme hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Yapma kızım. Ünsal ayıldığında seni böyle görürse çok üzülür, yapma. Dede, bu kertenkele bizden ne istiyor ya? Bebeğimin canını aldı. Şimdi de Ünsal'ı mı benden alacak? O kertenkele delenin Allah belasını versin. Hiç üzülme. Her kötülük mutlaka bir gün karşılığını bulur. Geçmiş olsun. Nasıl durum, iyi mi? İyi olacak. İnşallah. Abi, kertenkele Ünsal'ı hastaneye yetiştirmiş. Adam ölmemiş. Neden hala eceli nedirilmiyor bu adam? Bu iş çok uzadı. Hastaneye birilerini gönder. İşini bitirsinler. Tamam abi.
Kertenkele, Ünsal'ın işini bitireyim, sıra sana da geliyor. Hayat tehlikesi devam ediyor. Görebilir miyim? Maalesef göremezsiniz. Yoğun bakımı alınca size haber vereceğiz. Sağ olun. Ablacığım tamam iyileşecek enişten. Hadi be Ünsal. İyileş be oğlum. Sokrat bu işi asla yarım bırakmaz. Kesin işi tamamlaması için birini gönderecektir. Söyle, elini eteğini bu ailenin üzerinden çekecek. Anladın mı? Yanlış yapıyorsun kertenkele. Sokrat'ın düşmanlarını kazanan bu hayatta pek yaşamaz. Kes lan. Bir daha benim köprüme girmeyecek. Kertenkele bir lafı iki defa söylemez. Eğer bir daha aynı şeyi yaparsa onu o beyaz sakallarından Boğaziçi Köprüsü'ne asarım. Anladın mı? Git. Oğlum, bu kertenkele ne ara oynamaya başladı lan bu belalılarla ha? Bu sadece araba çalardı, evlere girerdi lan. Şşt, Şevket. Bana bak, eğer kertenkele yakalanırsa var ya biz biteriz oğlum. Ekrem Bey'le de evlenme hayallerim suya düşer. Ay, öyle deyince bana ter bastı, bir şey oldu. Ay ablam, kıyamam ben sana. Derdin de çok büyük senin ya. Ablacığım, her şey bitti, bu mu kaldı başımıza? Kardeşimin başı dertten kurtulmuyor, herif perişan olmuş orada. Sen neler söylüyorsun ya? Kes lan. Bulaşmasaydınız belaya. Biz de keyfimizden bulaşıyoruz ya bela. Bayılırız böyle belaya bulaşmaya. Ben mi dedim lan size? Gidin karanlık işlere girişin diye. Şevket, bana bak. Ablacığım bu kertenkele yakalanmamalı. Biz bir şeyler yapmalıyız. Bu komiser midir nedir? Bırakmayacak lan bunun peşini. Kene gibi herif zaten ya. Yapıştı bırakmıyor. Agadan bırakmaz. Ona bir çözüm bulmak lazım. Ekrem Bey, nerede millet? Bir iki dakika görmemize izin verdiler. Sen hocasın. Okusan, üflesen diyorum. Belki bir faydası olur. Tabii okuyayım, üfleyeyim ben.